Şimdi bunlarda çok hızlı olmanızı beklemiyorum. Ama şunlara dikkat etmeniz lazım. Bakın 2-2, 3-3, 4-4, 20-20. Bunları paranteze alalım mı hızlıca? 1 artı 1 bölü 2. Çarpı 2 çarpı 1 artı 1 bölü 3. Tanıdık gelsin diye yapıyorum bunu. 3 çarpı 1 artı 1 bölü 3. Çarpı 4 çarpı 1 artı 1 bölü 5. Nokta nokta devam ettim. Burası 20 çarpı 1 artı 1 bölü 21 oldu. Ya bakın şuralarda 2, 3, 4, 5 çarpım haliyle duruyor. Onları şöyle alsak mı ki işte 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı nokta nokta gidelim. 20'ye kadar parantez diyelim. Bir de geriye şunlar kalsın. 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü 3 nokta nokta devam ediyorum. 1 artı 1 bölü 21. Şurası ne yapar? 20 faktöriyel yapar. Bu taraf ne yapar? Size bir formül verdim az önce. Bunlara teleskobik seri dedim. Teleskobik serilerde ne oluyordu? Formül neymiş? A'ya kadar olanların toplam bir fazlasının yarısına eşitmiş. Yani 21'e 1 ekleyeceğim. Yarısını alacağım. 20 faktöriyel çarpı 22 bölü 2. Yani 20 faktöriyel çarpı 11 oluyor bunun cevabı. Şuradaki teleskobik seriyi görmeniz gerekiyor. Teleskobik seri. Bunun adı niye teleskobik seri? İç içe girmiş gibi çünkü sürekli buradaki elemanlar birbirleriyle bir önceki bir sonrakini böyle küçüle küçüle gidiyor. Bunun sebebi oradan geliyor aslında geldiği yer. Bu önemli bir ifade. Bunlara teleskobik seri diyoruz böyle dizilere. Formül de bu. Kafanıza takılan bir şey var mı? Eğer bunu doğrudan payda eşitleme ile yapmaya çalışsaydınız çok zor bir soruydu. Yani deneyelim. Birkaç tanesini yapayım hatta. 2 artı 1'den 3 bölü 2. Şu tarafa girdi. 6 artı 2'den 8 bölü 3 var. Sonrasında 4 kere 3 12. 3 daha 15 bölü 4 var. Ya böyle devam ettireyim ama yani 24 bölü ne var sonrasında? 5 var. Devam ediyorum, devam ediyorum. 19 bölü 20 vardı önce. 19 çarpı 20. 20 çarpı 20 mi oluyor aslında? Neyse. Artı 19 bölü 20 bir önceki. Şimdi kendisini yazıyorum. 20 çarpı 21 artı 20 bölü 21. Şimdi buradan bunu görmek mi daha kolay yoksa bu teleskobik seriye girip çözmek mi? Buradaki sadeleştirmeler tabii ki var, yok değil de. Yani çok daha az. 2-3 terimde bir böyle bir sadeleşmeler oluyor ve görmesi daha zor hale geliyor. Böyle söyleyeyim. Elinizden geldiğince payda eşitlemeden, işlem yapmadan yapmaya çalışacağız bu soruları. Devam ediyorum kafanıza takılan bir şey yoksa. Şimdi yine devirli formülüne gireceğiz. A çarpı A devirli ne demek? Öncelikle hiç görmeksizin A sayısını yaz. Devretmeyen kısmını sayıdan çıkart. Burayı görmeniz için sildim sadece. Bölü kaç tane devreden sayı varsa o kadar 9 at. Devretmeyen kadar 0 at, devretmeyen yok. O zaman sayımız ne oldu? AA dediğimiz sayı 11A diye açılır. Bundan A çıkarıp 9'a bölmeniz demektir ki bu da 10 çarpı A bölü 9 olması demektir. Bu BB de aynı şeydir. Hiçbir farkı yok. 10 çarpı B bölü 9 diye yazılır. Şunu yapalım. A virgül 0 A. Sayıyı hiç virgülsüz görerek yaz. A 0 A. Getir. Devretmeyen kısmı çıkart. Devretmeyen kısım A. Sonra devreden kadar 9 at. 2 tane 9 at. Devretmeyen kadar 0 at. Devretmeyen yok. Hiç atmadım o yüzden. Bu ne olur? 101A yapar. 101A'dan bir tane daha çıkarırsanız 100A yapar. 100 çarpı A bölü 99 yapar. Aynısının farklı bir versiyonu olan bu kısımda da yine 100 çarpı B bölü 99 olacağını söyleyelim biz. Artık gerisi çok basit. 10 çarpı A bölü 9 yazdım. Buna getirdim. 10 çarpı B bölü 9 yazacağım. Aşağıda da 100 A bölü 99
artı 100 b bölü 99 diye yazdım. Şimdi burayı şöyle yapıyorum. 100 10 bölü 9 parantezini alıyorum yukarıya. A artı b oluyor. Aşağıdakine geldim. 100 bölü 99 parantezini alıyorum burayı. Yine a artı b oluyor değil mi? A artı b'ler birbirlerini götürüyor. Artık yapmanız gereken işlem 10 bölü 9'u 99 bölü 100 ile çarpmak oluyor. Birinci aynı yaz, ikinciyi ters çevir çarp olayı. Burada da bir 11 diye bir sadeleşme geliyor. 11 bölü 10 oluyor. Bu da ne demek? 1.1 olması demek sayının. Şimdi burayı şöyle göstereyim. A, B, C sayısı var elinizde. Mesela bunu getirip 10'a böldüğünüzde burası A virgül A, B virgül C diye yazılır. A, B, C'yi getirip 10'un karesine böldüğünüzde, yani 100'e böldüğünüzde burası A çarpı B, C diye yazılır. Virgül koyarsın. Küp yaptığında A, B, C bölü işte 10'un küpü yaptığında bu 0 virgül A, B, C gibi yazılır. Daha da öteye götürdüğünde işte kaç taneyse o kadar kaydıracaksın gibi bir mantık var. yani virgülden sonraki ile ilgili olarak mesela şu sayının yazımına bakalım. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3 tane var. Demek ki ben bunu her 10 ile çarptığımda bir kere yana kayacak. Her 10 ile çarptığımda bir tane buraya kayacak. Bir kere çarptım 0.19 oldu mesela. Bir daha çarptım 19, 1.9 oldu. Bir daha çarptım gibi olacak. 3 kere çarpmam gerekiyor burayı. Şuraya baktım. Burada bir kere çarpmam lazım. Şimdi bakıyorum. 7,6 dediğim sayı 76 diye yazılırsa bir kere 10 ile çarpman lazım. Bir kere 10 ile çarpamadığın için 10 üzeri eksi 1 yazıyorsun. Kaç kere çarpıyoruz dersek 10'un üzerine eksi 1 koyuyoruz. Burası için bakalım. 0.019. Yazmam için 1, 2, 3 kere çarpmam lazım. 19 olması için burayı 3 kere çarpmam lazım. Bir kere çarparsam 0.19 olur. Bir daha çarparsam 1.9 olur. Bir daha çarparsam 19 olur. Gerçekten de 3 sefer. Şimdi bunları birbirlerine bölüyorum. 76 bölü 19. Şurada 10 üzeri eksi 1 var. Şurada 10 üzeri eksi 3 var. Şu şunun kaç katı? 4 katı. Burası 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 10 üzeri eksi 3. Çok az bir üstel bilgisi vereceğim. A üzeri x bölü A üzeri y gördüğünüz zaman bu A üzeri x eksi y diye yazılır. O yüzden 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 eksi eksi 3 yazılır burası. Ki buradan ne gelecektir? 4 üzeri 10'un karesi. 400 yapıyor galiba orası da. Buradan ne geliyor? 400. Şuraya geldim şimdi. Burası 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazılıyor. Burası da 1, 2, 3 tane var. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 diye yazılıyor. 9'u 3'e böldüğünüz 3 yapar. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 eksi eksi 3 yaptığınızda 10 üzeri 1 oluyor. 3 çarpı 10 üzeri 1 oluyor. O da 30 diye çıkar. Şu da neye eşitmiş? 30'a. Şurası 400'e eşit. 430'dan başlıyor sayımız. Şuradaki 44'leri falan eleyebilirsiniz aslında. Şuradaki 462'yi boşa eledim 444 ile. Şu 444 gibi iki seçeneği eleyelim. Şuraya geldim. 2'yi aynen yazarsın. Diğerini de 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazarsın. Bir tane var çünkü. İkiler arasında sadeleşir. 1 bölü 10 üzeri eksi 1 kalır. Bu da 10 üzeri 1 diye çıkar. Yani 10 olarak çıkacaktır. Şimdi bunları toplarsak 440 yapıyor. Kafanıza takılan bir şey var mı? Yoksa devam ediyorum. Şimdi diyor ki kesini tanımsız yapan x gerçel sayılar toplamını bulun diyor. Öncelikle paydayı tanımsız yapan değerlerden bir tanesi x artı 1'i getirip 0'a eşitlerseniz x eşittir eksi 1. Diğerini bulalım. Payda eşitleyerek gideceksiniz burada. X artı 1 eksi 3 bölü x artı 1 diye yazılır. Payda eşitlediğinizde şu aşağı kısım. Şu dışarıdaki 1 de bir dursun. Sonra buradan ne geliyor? 1 bölü x eksi 2 bölü x artı 1 oldu burası. Birinciyi aynen yazarım. İkinciyi ters çevirir çarparım. Burası da neymiş? 1 artı x artı 1 bölü x eksi 2. Şu an paydayı bir de ne sıfıra eşitliyor?
x eksi 2 eşittir 0 ise x eşittir 2 eşitliyor. Daha fazla yok. Kesirin paydası değişmiyor zaten. X eksi 2 artı x artı 1 işlemini yapıp da boş yere uğraşmanızın bir anlamı yok benim yaptığım gibi. Paydanızı tanımsız yapan ne varmış? Eksi 1 ve 2 varmış. Bana bunların toplamlarını istiyor. Bunlar da 1 yapıyor. Eğer ki payda değişseydi o zaman onu da hesaba katardık. Değişmediği için bir daha amelilik yapmanın bir anlamı yok. Zaten burası 2x eksi 1 bölü x eksi 2 diye kalacak. Böyle bir rengini bir değiştirelim. Şimdi yine burada bir işlem yapacağız. Payda genişletelim önce. Burayı 5 ile burayı 3 ile genişleteceğim. 5, 3 daha 8 yapar. 8 bölü 15 yapar burası. Burayı 30 ile çarparsam şunlar ikisi arasında bir sadeleşir. Yukarısı 16 olur. 16'yı getirip buraya getireceğim. 3 çarpı 2, 6 yapar. 1 daha 7 yapar. 7 bölü 2. 16 aynen yazılır. İkinci ters çevrilir, çarpılır ki buradan da 32 bölü 7 olarak aradığınız cevabı buluyorsunuz. Arada çok basit sorular da var yani. Yani soruları takılıp kalmayın. Ne diyor? Paydan aynı olan iki kesirin pay dediğimiz üst kısım x x iki kesirin paydaları sırasıyla 4 ve 6'dır. Yazdık. Bu iki kesirin toplamı 10 bölü 3'tür diyor. Yazdım. Ne yapacağım? Her tarafı bir eşitleyelim. Yani şöyle bir paydalarını eşitliyorum. Buraya 12 de eşitlemek en basittir. 4 ile 6'nın çünkü şeyi ekokları odur. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişletmek yeterli olur. 3x artı 2x bir saniye. Tamam. Şimdi buradan 3x artı 2x bölü 12 olacağını görün. 10 bölü 3'e eşitmiş. Yani bakarsak burası 5x bölü 12 eşittir 10 bölü 3 olması demek. Şurayı genişletebilirsiniz ya da içler dışlar çarpı yapın hiç uğraşmayın. 5 çarpı 3'ten 15x dediğiniz değer 112 çarpı 10 diye yazılsın. Çarpmayalım. 12 çarpı 10. Şimdi burayı 5 ile böldüm 3 kaldı. Burada 2 kaldı. 3 ile de burayı böldüm 4 yaptı. X'i 8 olarak buldum. Bana kesirlerin payını soruyor. Yani X'i soruyor. X de 8 olarak çıktı sorudan. Kafanıza takılan bir şey yok değil mi? Devam ediyorum o zaman. Sıralamayı henüz vermiyorum ama kesirlerle ilgili olarak söylemem gereken ifadelerden bir tanesi şu. Şimdi A bölü B ifadeniz var elinizde, tamam mı? Bu sayı nasıl büyük olur? Eğer ki A büyürse ifade büyür. Kesir değeri artar. B büyürse ne olur? Küçülür. Şöyle düşünün. Elinizde bir kilogram et var. Ve siz bunu 10 kişiye bölüştürmek istiyorsunuz. İlk başta herkese 100'er gram verirsiniz. 20 kişi olursa 50'şer grama düşer. Herkese düşen pay azalır. O yüzden siz elinizden geldiğince payı büyütüp paydayı küçültmelisiniz. İfadeyi büyük yapmak istiyorsanız. Sayıların kıyaslanmasında da esas budur. Ay, bir de şunu da söylemek zorundayım. Mesela A ile B'yi kıyaslamak istiyorsunuz. A küçüktür işte CD gibi bir ifade yapmak istiyorsunuz, tamam mı? Bunu yapmak için şunu yapmalısınız. Öncelikle bunları aynı yere getirmelisiniz. Aynı dereceden yazmalısınız. Burayı D ile burayı mesela getirip B ile kıyaslayacaksınız. AD eksi ne olacak burası? CB bölü BD küçüktür. Sıfır olmalı. Burayı da diğer tarafa atarsanız önemli olan şu AD'nin CB'den küçük olmasıdır. Yani bunu demenizin tek yolu şununla şunu çarpıp bunları kıyaslamanızdır. Yani payları eşitlemeden herhangi bir paydaları eşitlemeden herhangi bir kıyaslama yapamazsınız. Yapmanızın diğer yolu da şudur. Bunları ondalık sayı yazarsanız bir şeyler anlarsınız. Ondalıktan kıyas yapmak kafamızda oturmuş bir şeydir. Ama kesir halinde işlem yapacaksanız kıyaslama yapmak için mutlaka paydalarını eşitlemek zorundasınız. Bu kadar detayına girmeyeceğim. Bunu sıralama konusunda işleyeceğim için. Şimdilik bu kadar temel bilgi yeterli.
Bu soruyu çözelim. Şimdi burada amelelik yapıp işlem uzatmamak adına bir kere ters çeviriyorum. Nasıl olacak? 1 eksi 1 bölü 1 eksi 1 bölü a dediğim değer 5 bölü 3'e eşit o zaman. Şimdi şunu şu tarafa çıkartma olarak atalım. Ya da şöyle yapalım. 1 eksi 5 bölü 3 dediğimiz değer 1 bölü 1 eksi 1 bölü a'ya eşit olur. Bunu buraya, bunu oraya atmış oldum sadece. Görün diye de yapalım yine bunu da. Böyle yaptığımda ne olacak? 3'ten 5 çıktı. Eksi 2 bölü 3 yaptı. Burada neymiş? 1 bölü 1 eksi 1 bölü a. Tamam. Ters çeviriyorum yine her tarafı. 3 bölü 2 eksisini unutmayın. 1 eksi 1 bölü a'ya eşit. Bunu buraya, bunu oraya atalım. 1 bölü a dediğim değer 1 artı 3 bölü 2 olur. 1 bölü a dediğim ifade 5 bölü 2 olur. A dediğim değer 2 bölü 5'tir o zaman. O nedir? Her tarafı 2 ile genişletin. 4 bölü 10. Yani 0,4 diye yazılır. Bu da. Elimden geldiğince payda eşitlemesinden uzak durdum. Çünkü payda eşitledikçe hata yapma ihtimalim arttı. Gidip de bunu şöyle çözmenin bir anlamı yok bu arada. A eksi 1 bölü A yazdım. Bunun 1 bölüsü alınacak. İşte A bölü A eksi 1 eksi 1. Sonra işte A eksi 1 eksi A bölü A eksi 1 yapayım. Şuradaki A'lar birbirlerini götürsün. İşte eksi 1 bölü A eksi 1 olsun. Sonra ters çevir çarp yaparım. A eksi 1 bölü eksi 1 eşittir işte 3 bölü 5 olur. Yani niye uzatıyoruz ki? Böyle daha rahat yapılıyor ve hata yapma şansımız azalıyor. O yüzden elinizden geldiğince bunları 1 bölü 1 bölü ala ala gidin. Kafanıza takılan bir şey yoksa devam ediyorum. Turuncuyla yapmayalım. Yeşille yapalım. Evet. Yine kötü duran bir şeyler var. Her tarafta 3 bölü 2'nin ortak olduğunu göremeyen var mı içinizde? Üstte. Yani burayı şöyle yazabilirim. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 7. Burayı da 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 17 diye yazabilirim. Şunları söylüyorum. 3 bölü 2 parantezini alırsanız burası 1 eksi 1 bölü 7 artı 1 bölü 17 olur. Aşağısında 2 bölü 5 parantezini alayım. Zaten buralar böyle özel ayarlanmış sorular. 1. Bakın burası da gerçekten 2 bölü 5 parantezini alınca 1 bölü 7 kalmıyor mu? Eksi 1 bölü 7 artı 1 bölü 15. 17 pardon yanlış söyledim. Şimdi şunlar ikisi aynı olduğu için sadeleşir gider. 3 bölü 2'yi getirip artık 2 bölü 5'e böleceksiniz. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. O zaman 15 bölü 4 olarak istediğim cevabı buldum. Gidip de en kötü yapabileceğiniz ihtimal şudur. Bunların ortak paydayı alıp işlem yapmanız. Yani gidip burayı 34 ile 14'ün ekoklarını falan bulacaksın. 2, 14, 34 gibi. Ne bunların ekoku peki? Ona da bir bakalım. Hatırlıyor musunuz? Burayı 2 çarpı 2 üzeri 1 diye yazdım. Burayı 2 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1 diye yazdım. 34'ü nasıl yazacağım? 17 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 1. 2 üzeri 1 mutlaka gelecek. 7 üzeri 1 bir gelecek. Bir de 17 üzeri 1 gelecek. Yani siz 14 çarpı 17 işlemini yapacaksınız öncelikle. 170'e getirip 40, 28'de 68 ekleyeceksiniz. 202, bayağı büyük bir şeyle eşitleniyor. 238 falan olması lazım yanılmıyorsam. Bakayım bir. 14 çarpı 17 yaptığımda 238 yapıyor. Evet. Bunların her birini 238'de eşitlemem lazım. Mantığına girmek çok kötü. Gidip çünkü burada şöyle bir şey yapacaksınız. 3 çarpı 7 çarpı 17. A eksi 3 çarpı 17. Direkt 17 ile çarpmam yeterli. Burada da 7 ile çarpacağım. Artı 3 çarpı 7. Yani niye bunu yapayım ki? Bu kadar uzun bir işlemle niye uğraşayım? Bakın paranteze aldım. Bir seferde gitti. Dediğim gibi yani kesirli ifadelerde yapabileceğiniz en ama en kötü durum payda eşitleyip işlem yapmaya çalışmanız. Zaman kaybı. Devam ediyorum kafanıza takılan bir şey yoksa. Şimdi burada az önceki payda muhabbetini bu yüzden anlattım.
Rakamlarının ikisinden oluşturulan iki basamaklı bir sayı paya, öteki ikisinden oluşturulan sayı ise payday olmak üzere elde edilebilecek kesirlerin en büyüğünün yaklaşık değeri kaçtır? En büyüğü elde etmek istiyorsak paya en büyüğünü, paydaya da en küçüğünü yazacağız. Şimdi paya yazabileceğim iki basamaklı en büyük hangisi bu kümeyle? En büyük iki basamaklı. 65. Evet. 65. En küçük ne peki? 34. Evet, aynen öyle. 65 bölü 34 yapacaksınız artık. Bunun yaklaşık değerini istiyor. Nasıl bulursunuz? 1. 65'i böleceksiniz. Evet. Bir kere var. Çıkartırsak buradan 1, 31, 0 kere var. 310'un içerisinde kaç defa var? 9 defa var. Böyle Evet. yaparsak 306 geliyor galiba. Sonra 4 oluyor. 4'ün içerisinde yok falan gibisinden gideceğiz. 190 küsür bilmem bir şey geliyor. En yakın hangisi? 191. Anladınız değil mi bu yaptığımız işlemi? Yani bu aslında birazcık temel kavramlar sorusu da. İçinin karışık olan sorularından. Güzel, devam ediyorum. Şimdi bu soru gerçekten bu testin içerisindeki en eleyici soru. Neden öyle diyorsunuz hocam? Paydaları eşitler çözeriz. Bayağı basit bir soru. Payda eşitlerseniz bu soruda çok zor çıkarsınız işin içerisinde. Çünkü o sadeleştirmeleri görmek neredeyse imkansız. Burada yapmanız gereken taktiği veriyorum size. Burayı 1 artı 1 diye yazacaksınız. 2'yi. Niye böyle bir şey yaptık? Şimdi şu eksiği de bir dağıtayım. 93 bölü 97 eksi 33 bölü 37 diye yazdım. Şunları ikili ikili grupluyorum. 1 eksi 33 bölü 37 artı 1 eksi 93 bölü 97 diye yazdım. Böyle yaptığınızda bu işlemlerin ikisine de bir bakalım ayrı ayrı. 37'den 33 çıkartın 4 yapar. 4 bölü 37 yapar. Bu kısımdan ne gelecek? Artı bunların arasındaki şart unutmayın. 97'den çıkarttığınızda yine 4 bölü 37, 97 yapacak burası da. Demek ki şu pay kısmı neymiş? 4 bölü 37 artı 4 bölü 97 diye yazılıyormuş. Aşağıda da aynı ifade yok mu? İki katı yukarıdaki onun sadece. Yukarı iki parantezini alın. Birebir aynı oluyor. 2 bölü 37 artı 2 bölü 97 yazdım. Aşağıdaki de dursun. Cevap 2 çıktı. Yani buradaki kısa yol bunları bir açıp bakmak. Aslında burayı nasıl da görebilirdik? Başka bir yoldan da şöyle söyleyeyim. Burası bir şeyler ekleyip çıkartma metodundan bahsetmiştim ya. Mesela 93'e 4 ekleyip 4 çıkartalım. Çünkü 97 eşit deniyor. Öyle olursa 97 bölü 97 eksi 4 bölü 97 diye yazılabilir. Güzel bir şey olur. Buradan ne olur? 1 gelir. 1 tam 4 bölü 97. Buradan da 1 tam pardon 1 tam 4 bölü 37 olurdu. Aynı mantıkla şu eksiği içeriye dağıtırdık. O zaman eksi 2 gelirdi. Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürürdü yine. Eksi 2'den buralarda artı olurdu. Bu da diğer yapabileceğiniz yoldu. 1 artı 1'i görmeseniz. Yani elinizden geldikçe işlemden kaçmaya çalışın. Gerçekten yani şunun payda eşitlemesini bir yapmaya çalışsanız 97 ile 37'yi çarpacaksınız. Sonra onu gidip bir de 2 ile çarpacaksınız. Ondan 93 çarpı 37'yi çıkartacaksınız. Bir de ondan 33 çarpı 97'yi çıkartacaksınız. Sonra onu getireceksiniz. 37 çarpı 2 artı 97 çarpı 2 ile toplanmış halini 97 çarpı 37'ye böleceksiniz. Zamanınıza yazık. Yani sizin bu sınav süresiniz tamamen çöpe gidiyor uğraştığınızda. Ama akıllılık yapıp bir yerlerden sadeleştirme aradığınızda her şey daha güzel, daha kolay bir yola gidiyor. Devam ediyorum kafanıza takılan bir şey yoksa. Ben Tabii ki. bu soruyu tekrar anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi şurayı bir silelim. İkinci yoldan mı gidelim, birinci yoldan mı anlatayım? Hangisi kafanız oturmadıysa oradan gidelim. Hocam ilk anlattığınız gibi önce anlatabilir misiniz? 1 Tabii. artı 1 gibi.
Ya şöyle söyleyeyim, bu soruyu ilk ben de Python'la eşitlemeye çalışaraktan baktım. Şöyle genel anlamda baktım, bu soru nasıl yapılacak diye. Baktım ki çok zor oluyor. Acaba dedim şu biri dağıtsak olur mu? Bunlar da tabii ki zamanla şöyle oluyor. Bir soru tipi çözümü görüyorsunuz. Sizin de alışkanlık kazanmaya başlıyorsunuz. Bazı şeyler gerçekten soru çözerek oturuyor kafanızda. O yüzden ne kadar Hocam çok söylerseniz. ben denkleme dökmüştüm. Onda da uzun oluyor. Bulunuyor ama uzun oluyor. Evet. Ya elimizden gelince bizim işlemden kaçmamız gerekiyor burada. Sizi Aynen. zora sokan yerler işlem hatası yaptırır. Zaten bu sorularda doğrudan işlem sorusu. Yine gidelim. Şimdi şurayı şöyle ayırdım. 1, 1 diye yazdım. O zaman burası nasıl oldu? 1 artı 1. Şu eksiği de dağıtıyorum içeriye. Eksi 93 bölü 97 artı 33 bölü 37 diye yazdık. Buraları şöyle yazıyorum. 1 eksi 93 bölü 97 artı 1 eksi, bu da eksi bu arada, artı gibi yazmışım ama sildi kendi kendine, bir şeyler yaptı. 33 bölü 37 yazdım burayı da. Şu gruba baktığımızda burası şöyle olur mu? 97 eksi 93 bölü 97. Burası da 37 eksi 33 bölü 37 olur. Baktığın zaman yukarısı 9 bölü 97, 4 bölü 97 pardon. Burası da 4 bölü 37 yapar. Yukarısı da bunun iki katı. Aşağısı da pardon şöyle yani. Burası 4 bölü 97 artı 4 bölü 37 yazdığında aşağıdaki ifadenin iki katı olduğunu görüyorsun buraların. Yukarıyı iki parantezine alırsan şöyle olur. 2 bölü 97 artı 2 bölü 37 bölü 2 bölü 97 artı 2 bölü 37 yapıyor. Bunlar birbirlerini götürürler değil mi? Cevap 2 olarak kalır. Yani biri böyle dağıtabilirsin ya da diğer yol dediğim gibi şu. Getirip 93'ü 4 ekleyip 4 çıkarttım. 97'yi eşitlemeye çalışıyorum. O yüzden 4 ekleyip 4 çıkarttım. Böyle yaparsak bunu 97'ye böleceğiz. 97 bölü eksi 4 bölü 97 diye yazılabilir burası. O zaman burası da 97 bölü 97 eksi 4 bölü 97 diye yazılır. 97'yi 97'ye bölmek demek 1 bulmak demektir. 1 bölü 4 bölü 97 oluyor. Burası da aynı mantıkla 1 eksi 4 bölü 37 yapıyor. Şimdi bunları yerine yazıyorum. Bunları da turuncu kalemle yerine yazayım hatta daha iyi görelim. 2'den getiriyorum. Şimdi ne yapacağım? 1 eksi 4 bölü 97 var. Bir de 1 var. Eksi 4 bölü 37 var. Şimdi şuradaki birleri çıkartma işlemi eksi olarak dışarı çıkarır. Şu eksilerde şunlar artı yapar. 4 bölü 97 artı 4 bölü 37 olur bu kısım. Paydası da var. Orada bir şeyler var anlamında şuraya 3 nokta koydum. 2 bölü 97 artı 2 bölü 37. Bakarsanız şunların ikisi şunu götürecek. Cevap yine 4 bölü 97 artı 4 bölü 37 bölü 2 bölü 37 artı 2 bölü 97 olduğunu göreceksiniz. Yine cevabınız 2 çıkacak. Yine kafanız oturmayan yer varsa tekrar edebilirim. Yoksa geçebilirim. Teşekkür ederim hocam. Rica Anladım. ederim. Sağ Ne olun. demek? Şöyle yapalım. Şimdi yine bir işlem sorumuz var. Bunlarla payda eşitlemek tek yol. Ama işlem önceliğine dikkat edin. Her zaman bölme işlemi ve çarpma işlemi önceliklidir. Parantezlerin içi önceliklidir. İşlem önceliğine dikkat etmezseniz bu sorular çıkmaz. Şurayı yapıyorum öncelikle. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 1 diye yazılır burası. Demek ki 1 bölü 4'ten ben 3 bölü 2'yi çıkartacakmışım. 2 ile genişletirim burayı. 1 bölü 4'ten neyi çıkartacakmışım? 6 bölü 4'ü. Yani eksi 5 bölü 4 yapar. Şimdi şu üstleri yapalım. 2 kere 3, 6. 1 daha 7. 7 bölü 3. Bölü, şuraya geldim. 3 kere 3, 9. 1 daha 10. 10 bölü 3. Şu üçler birbirlerini götürürler öncelikle. Burası 7 bölü 10'a eşitmiş. 7 bölü 10'u getir. Eksi 5 bölü 4'e böl diyor sana. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi de ters çevir. Çarp. Nasıl olacak? Bir tane burası sadeleşmez. Pardon. Şuradan bir tane sadeleşir. 5 olur burası da. Burada da geri 2 kalır.
7 çarpı eksi 2 bölü 5 çarpı 5 olur. Ki bu da eksi 14 bölü 25 çıkartır sonucunu. Şu işlem önceliğine parantezleri önce yapman gerektiğine dikkat edeceksin. Bir de şuradaki işleme dikkat edeceksin. Yani burayı da kendi kafanda biraz paranteze alman lazım. 4 işleminizi test eden bir soru sadece. Devam ediyorum. Buraya geldim. Bu sayıları şöyle yazalım. 1 bölü 10 cinsinden yazmak yerine bunları bir toplamaya bakalım. Şimdi bunları topladığım zaman bunun şurası da gizli bir tane 0 var. Bunların ikisi toplandığında 0.011 yapacak. Buna getireceğim, ne yapacağım? 0.001 ekleyeceğim. Demek ki burada kaç tane var? 4 tane var. Hemen şuraya gizli bir tane 0 var. Onu atıyorum. Ne olacak burası? 0.0111 oldu. Şimdi bunu ondalığa çevirelim hemen. Kaç tane çarpmam gerekiyor? 1, 2, 3, 4 tane çarpmam gerekiyor. 11 çarpı 10 üzeri eksi 4 oluyor demek ki burası. Çarpı ne var burada? 40 var. Yazıyorum 1, 10 üzeri eksi 4 çarpı 40. Aşağıya aynı işlemleri yaptığımda 222 yapıyor galiba. Yani şöyle bunlara sayılarını eşitleyin. 3 basamaklı. Bunu da 3 basamağa tamamladın. Bu artık şuna denk geliyor. Bakın 200 artı 20 artı 2 işlemine denk geliyor virgülden. Hocam bir sıfır, bir fazla mı yazdık acaba? Şu 0 var galiba. 111 çarpı 10 üzeri. Şu 111 çarpı 10 üzeri eksi 4 yazmayacağız mı hocam? Evet, doğru, 111 olacak orası. Pardon. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Burasından ne geliyor? 0,222 getiriyor. O nasıl yazılır? 222 çarpı 10 üzeri eksi 3 diye yazılır. Çünkü 3 tane 0 var paydadan sonra. Şimdi şunlar kendi arasında sadeleşir, 2 olur. Şu 2 de şuraya bir getirir, sadeleştirir, 20 olur. Şimdi 20 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 10 üzeri eksi 3 meselesi oldu. Üstel sayıları bilmediğimiz için çok detayına girmiyorum. Ama buraya şöyle yazacağım. 20 çarpı 10 üzeri 1, 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi eksi 3 diye yazıyorum burayı ki 10 üzeri 3 diye de yazabilirim. Çarpma işleminden kurtulmaya çalışıyorum. Şimdi şu üstlerini topluyorum onun. 1 eksi 4 artı 3 işlemine denk geliyor burası. Bu da ne yapar? 2 çarpı 10 üzeri 0 yapar. O da 1'e eşittir. Cevap 2 çıkıyor. Bunları zaten üst sayılarda bir daha değineceğiz hafiften. Hani bu üst toplama kısmından. Şuradaki toplama işlemini anlayın, bize kafi. Yani şurada yaptığımız şey, bakarsak şurada kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4 tane var. Buraya 2 tane gizli sıfır attım. Buraya da bir tane sıfır attım. Sonrasında yaptığım işlem şuna döndü. 1000 ile getirip onu topladım. Ona 1 ekledim. 10 değil de galiba burası. Yani bura 1000 değil, 100 olacak. Pardon öncelikle. Evet. 111 yaptı mesela. Burası aynen bu şekilde bir toplama işlemi oldu. Şurayı yanlış saydığım için oldu. En küçüğün sıfır sayısına eşitledim burayı. Öyle işlem yaptım. Devam ediyorum. Yine bir işlem sorusu var. Bakın buradaki tam kısımları unutmayın. Bunlar böyle toplama diye yazılacaklar. İşlem yapmadan bir bakalım ne oluyor. Ne yapacağım? 2013. Şu eksiyi de bir dağıtacağım. Bunu da parantezli gibi düşünün. 2013 artı 3008 bölü 2001 yazdım buraya. Sonra şurayı da 2012 artı 107 bölü 2001 diye yazdım. Şimdi şuraya eksiyi dağıtıyorum. 2012 eksi 1007 bölü 2001 yazdım. Şunlar kendi arasında bir götürdü. Buradan 1 kaldı. Şunların da arasındaki farkı alırsak direkt alınabilir. 2001 bölü 2001 oluyor galiba. Artı burası bu arada, yanlış söyledim. O da ne olur? 1 artı 1'den 2 yapar. Yani burada payda eşitlemedik ve sorunu çözdük. Eğer ki payda eşitlemeye kalksaydık çıkamayacaktık yine. Yani kesir soruların elinizden geldikçe böyle uzun işlemlerde şöyle bir şey yoksa, şuradaki gibi bir şey yoksa payda eşitlemeye girmiyorsunuz. Size genel kuralı böyle söyleyeyim.
Şu soruya da bakalım. Sonrasında zaten bizi atacak muhtemelen. İşleminin sonucu nedir diye soruyor. Şu eksileri dağıtın. Yine işlem yapmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. 1 bölü 2, eksi 1 bölü 3, artı 1 bölü 4, eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü 4 olur. Ben bunları eskiden eşitleyerekten gidiyordum. Çok zaman kaybediyordum. Sonradan fark ettim ki eşitlememek daha iyiymiş. Bak şunlar birbirlerinin artılısı eksilisi. Şunlar birbirlerinin artılısı eksilisi götürüyor. Bunlar birbirlerinin artılısı eksilisi götürüyor. Geriye ne kaldı? 2 eksi 1 bölü 3 kaldı. Ben niye amelelik yapıp şunları 12'ye eşitlemeye uğraşayım tek tek? Ne gerek var? 2 çarpı 3 eksi 1 bölü 3 haline geldi. 6'dan 1 çıkart. 3'e böl. 5 bölü 3 olarak aradığın cevabı bul. Yani parantezleri falan bir dağıtmaya çalışın. Uğraşmayın. 30'a bakalım bir de isterseniz. Şimdi öncelikle parantez içine bakacağız. İşlem önceliğini kaçırmayın. Şurayı şöyle yazalım. 0,4 dediğimiz sayı 4 bölü 10 diye yazılır. 4 bölü 10 ile 1 bölü 5'i toplamam gerekiyorsa burayı 2 ile genişletirim. 6 bölü 10 olarak sonucu elde ederim. Ne yapacakmışım? 0,06'yı yani 6 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi getirip 6 çarpı 10 üzeri eksi 1'e böleceğim demektir bu. Bölmek demek ne demek? 6 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi getirip 6 çarpı 10 üzeri eksi 1'e böldüm aynı mantıkla. 10 üzeri eksi 1 kaldı demektir bu. Güzel. 10 üzeri eksi 1 ne peki? 0,1 diye yazılıyor bu. Şu an şunu yapacakmışım. 3,75'ten getirip 0,1 çıkartacağım. Bir de 3 çıkartacağım bunun üstünden. 3'ten 3 çıktı. 0,75'ten 0,1'i çıkartmam anlamına geliyor bu da bakarsan. Bu da ne yapar? 0,65 yapıyor. Hangi seçenek o da? D seçeneği. İşlem önceliğine dikkat etmezseniz bu soruda gerçekten hata yaparsınız. Zaten bu soruların hepsi sizin işlem önceliğini bilip bilmemenize bakıyor. Rasyonel sayıları bilmenizden çok. Kafanıza takılan bir şey yoksa bir ara verelim. 10 dakika sonra görüşelim. Çünkü buradaki bir tane sorumuz uğraştırıcı. Diğerleri basit işlem soruları. Bu soruda iki farklı yol vereceğim. İkisi de birbirinden uğraştırıcı oluyor. Tüme var mı anlayacağınızı düşünüyorum ama diğeri sizi uğraştıracak birazcık. Tamam, 10 dakika sonra görüşürüz.